Günaydın. Şu an resmi olarak derslerimi seçmiş bulunmak üzereyim. Nasıl bir başarı, nasıl bir mutluluk anlatamam. Yataktan çıkmam gerekiyor. Fakat yataktan çıkasım hiç gelmiyor. Yani haftalardır bugünü bekliyorum. Ama bugün yataktan çıkasım hiç yok. Vlog çekmeye çok uzun zaman olmuş, onu fark ettim. Şu an bir garipsedim durumu. Neyse. Şimdi ben kalkıp duşa girmeli, kahvaltı hazırlamalı ve hazırlanmalıyım. Ama daha sonra çok erken. Kararsızım. Şu an kendimi büyük alkışlıyorum. Makyajım yarım yamalak oldu. Ve benim acilen okula gitmem gerekiyor. Çünkü 40 dakikam kaldı dersin başlaması için. Sabah erkenden kalktım ama kıçımı kaldırıp hazırlanamadım. Aferin bana. Gerçekten aferin bana. Şimdi hızlıca hazırlanıp daha doğrusu hemen bir kahvaltı edeceğim. Sonra bunu oturacağım. Kendime ve dünyaya not. Çok büyük bir not. Sabahın köründe kalktıysan kalk hazırlan, tamam mı? Tatlı kız. Çünkü deli gibi şu an geç kalıyorsun. Yani sabah var ya, o kadar telaşlı hazırlandım ki oje de sürdüm, her şeyi yaptım. Ama önemli olan geç kalmış olmam. Şu an hızlıca yürümem lazım ve otobüse yetişmem lazım. Ama hiç sanmıyorum ki otobüse yetişeyim, okula yetişeyim. İlk günden derse geç kalmak güzel gün. İlk ders bitti, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bugün hep düşmek üzerine kurulu bir gün geçirdim. Gerçekten 3 kere falan düştüm. Yani düşmek için maillendim tam yeridir. Şimdi okulun şeyine gidiyorum. Merkezine gidiyorum. Orada kütüphaneden 2 kitap alacağım. Ondan sonra eve geçeceğim ve tabii ki size günümü anlatacağım. Günümle ilgili konuşacak çok şeyim var. Gerçekten çok fazla şeyim var. Yoruldum artık. Bu arada 2 derse girdik bugün ve 2 dersin hocası da işledi. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ben hayatta işlemezler falan diye gelmiştim. Ay hazır. Yeşil yanmışken karşıya geçiyorum. Aradım. Biri İngilizce çıktı, birini bulamadım, vazgeçtim. Şimdi artık eve gidiyorum çünkü çok yoruldum. Artık eve gitmem vaktim geldi bence. Yorgunluktan konuşamıyorum bile. Evime mi gidelim? Hadi. Eve geldim. Bugün başıma daha ne gelebilir falan diye düşünüyorum. Çünkü şu an büyük bir migren ağrısı çekiyorum. Büyük ısıkla migren. Çünkü ışık gözlüğü takınca hafifledi ama yine de yani çok kötüyüm. Eve gider gitmez birazcık karanlıkta uzanmak istiyorum. Çok kötüyüm.
kendime şey demek istiyorum. O eski halimden eser yok şimdi. Giydim yeşil polarımı. Anladım ki kış gelmeye başladı. Zaten okul sezonunda açıldığına göre artık okeyimdir. Yani bitti benim için yaz. Üzülüyorum, yaza veda etmek beni üzüyor şahsen. Şimdi bugünden bahsedelim. Çünkü bugün sizinle hiç konuşamadık. Hala biraz başım ağrıyor. Yani uyudum, uyandım, yemeğimi yedim. Ama başarırım, hiçbir şekilde hala geçmiş sayılmaz. Ama eminim ki akşam uykum da düzelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bugünle ilgili konuşmak gerekirse ilk olarak bildiğiniz üzere derse geç kaldım. Yani ilk dersimiz iletişim hukukuydu. Yani hoca dışarıdan gelen bir hoca ve bence hoca anlatmayı çok aman becerebilen bir insan değil. O yüzden de yani eminim ki işinde çok iyidir ama şeyde sıkıntı, anlatmada sıkıntı var. O yüzden dersleri hem kendim takip etmeliyim hem de dikkatli dinlemeliyim. Ama uyumadan nasıl gerçekleştireceğim inanın bilmiyorum. Çünkü bir tık böyle yorucu bir ders. 11.40'da başlıyor. Saat 2.40'a kadar devam eden bir ders. Slide üzerinden işleyecekmiş. Kitap önerisinde bulunmadı. Sonrasında ise metin yazarlığı dersimiz vardı. Metin yazarlığı dersi aşırı merak ettiğim ve aşırı heyecanla beklediğim derslerden biriydi artık. Çünkü aktivite yapabileceğimiz dersler olduğunu düşünüyorduk. Ki öyle de çıktı. Sadece ilk iki haftanın konuları böyle birazcık konular. Yani tam olarak hani böyle geçen sene gördüğümüz, geçen iki dönem boyunca gördüğümüz konuların yine kapsül halinde bize söyleneceği anlatılıyor. Daha doğrusu söyledi hoca. O yüzden bir tık böyle üzüldüm, modum düştü ama inanıyorum ki artık yavaş yavaş bir şeyler yapıp bir şeyler anlatmaya geçeceğiz. Çünkü hoca şey dedi, işte metinler yazacağız, işte metinleri okutacağım, sunumlar hazırlatacağım, tartışmalar yapacağız vesaire gibi şeyler söyledi. Yani çok fazla sınıf önümde sunum yapamasam da bu konularda heyecanlı ve merakla bekliyorum şahsi olarak söylüyorum. Metin yazarlığı hocası da ben fotoğraftan dedim ki sert bir hoca gibi gözüküyordu. Ama o kadar güler yüzlü ve seveceğim bir insandı ki anlatamam size. Fakat kendime bu yıl hiçbir hocanın seveceğin yüzüne kalmamam gerektiğini söylüyorum. Hatta şu an bu videoyu izleyen birinci sınıflar varsa seveceğin hocalarınız sizi en çok kazıklayan hocalarınız oluyor. Haberiniz olsun diyorum. Umarım bu yıl her şey hedeflediğim gibi olur. Çünkü bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olmasını diliyorum ve kendime temenni ediyorum. Metin yazarlığı hocası kitaptan işleyecekmiş. O yüzden kitap önerdi. Birazcık o kitapları falan araştıracağım. Araştırmam gereken birkaç şey daha var. Onlara bakınacağım. O yüzden ben şimdi bilgisayar başına geçeyim ve araştırmama başlayayım. Normalde ders çalışmaya devam edecektim. Yani birazcık daha reklamla ilgili bir şeyler okumak istiyordum. Fakat artık yorgunluğum birazcık daha çökmeye başladı ve başımın ağrısı halen tam olarak geçmedi. Uyursam geçeceğine inanıyorum. O yüzden ağrı kesici de almak istemiyorum. Şimdi ojelerimi sileceğim. Daha bugün sürdüm ama çok saçma salak sürmüşüm. O yüzden çıkaracağım bunları. Orada bir şeyler izlerim, belki bilmiyorum, bir şeyler bakınırım falan. Sonra yatakta kitap okurum, okuma kitabı, yani kendi kitabımı okurum ve uyurum gibi geliyor. Videonun sonuna geliyoruz ama videonun sonuna gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta çok değişik bir vlog geliyor, bir tane daha bir vlogumuz var. O vlog hakkında ne düşündüğünüzü bana muhakkak yazın, olur mu? Yani o videonun altını gerçekten sizden yorumlar bekliyorum. Çok acemice yaptığım bir video.
böyle kısa film tadında. Kısa film? Yuh. Kısa film tadında tabii ki değil ama ya böyle ne bileyim çok benim konuşmadığım, çok daha bir şeylerin görüntülerinin konuştuğu bir video. Çok spoiler da vermek istemiyorum. O yüzden o videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın ki bundan sonra pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri karşınızdayım. Pazartesi, çarşamba saat 16.00'da, cumartesi saat 12.00'da karşınızda olmaya devam ediyorum. Umarım okulumun ilk günü benimle birlikte eğlenmişsinizdir diyorum. Ben şahsen çok yorulduğum bir gün oldu. Eğlence çok değildi. Ama üniversiteye geçecek olanlara ya da önümüzdeki yıl üniversiteye hazırlanacak olanlar için böyle hani üniversitenin ilk günü nasıl geçiyor heyecanı vardır ya, o heyecanın nasıl olduğunu göstermeye çalıştım. Ben ikinci sınıfın birinci gününü paylaştım sizinle ama gördüğünüz üzere bir şeylere çok heyecanlandığınızda bir şeyler muhakkak ters gidiyor. Heyecanlanmayın. Benim gibi de kesinlikle ve kesinlikle üşengeçlik yapmayın. Kaçta kalktıysanız kalkın hazırlanmaya, yavaş yavaş keyiflene keyiflene yapın diyorum ve sizleri çok seviyorum. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olmayı. Eğer gelecek diğer videolardan haberdar olmak isterseniz abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize, sevdiklerinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla bakın diyorum bir dahaki videoda görüşene dek. Bay bay.